Merhaba, ben Ecehan. YouTube'daki Ecehan Sakarya kanalının sahibiyim. Öncelikle buradan dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri selamlayarak videoma başlamak istiyorum. YouTube kanalımda ağırlıklı olarak Londra'daki yaşamımı ve gezdiğim gördüğüm yerlerin videolarını paylaşıyordum. Ama biliyorsunuz ki bu dönemlerde hepimiz evimizde kalıyoruz ve bugünlerde ben de evde fırsat buldukça nesilden nesile aktarılan yemek tariflerini denemeye çalışıyorum. Bu çerçevede de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Evde Kal, Sağlıkla Kal kampanyasına ben de lezzetli bir kek tarifiyle destek vermek istiyorum. Bu tarif anneannemin anneannesinden beri evlerimizde bizim yaptığımız ve dünyanın neresine giderseniz gidin malzemeleri bularak kolayca yapabileceğiniz çok lezzetli bir kek tarifi. Ayrıca az yumurta ve yoğurtla yapıldığı için de diğer kek tariflerine göre oldukça sağlıklı bir kek tarifi diyebilirim. Orijinali cevizli olan bu keki aslında sadık kalarak ama bugün biraz daha değiştirip içine muz koyarak yapacağım. O zaman hadi vakit kaybetmeden keki yapmaya başlayalım. Öncelikle kullanacağımız malzemelere bir göz atalım. 125 gram tereyağı ya da margarin, siz hangisini tercih ederseniz. 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz vanilya ya da 1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi. Özellikle yurt dışında paketli vanilyayı bulmak çok zor oluyor. Onun için ben vanilya ekstresi kullanıyorum. 1 paket kabartma tozu. Eğer paket halinde bunu bulamıyorsanız 2-3 tatlı kaşığı kabartma tozu yine 1 paketin yerine geçecektir. Ve son olarak da bugün kekimizi muz ve cevizle yapacağımız için yarım su bardağından biraz daha fazla ceviz ve 3 adet kararmış muz kullanacağız. Bu tarif özellikle evinizdeki kararmış muzları değerlendirmek için de güzel bir fırsat oluyor. İlk olarak 125 gram tereyağını yani paketin yarısını eritip soğutarak başlayacağım. Yağ tamamen eridikten sonra onu ocaktan alıp soğuması için biraz bekletiyorum. 2 yumurta kırıyorum. 1 su bardağı şekeri de karışımıma ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Daha önce eritip soğutmuş olduğum tereyağını da karışıma ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Süzme yoğurt tarzı daha kıvamlı olan yoğurtları kullanmamaya özen gösterin. Marketlerde doğal yoğurt, natural yogurt olarak satılanları kullanmaya özen gösterin ki kekinizin kıvamı tam tutsun. Yoğurdumu da ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı vanilya ve 3 tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Karışımımı çırpmaya devam ediyorum. Unumu eklemeden önce içine muzu ekleyeceğim. 3 tane muzu blenderdan geçireceğim. Daha kolay bir şekilde kek hamuruma karışması için. Eğer sizin muzlarınız daha yumuşaksa çatalla da ezebilirsiniz ama benimkiler o kadar yumuşak olmadığı için ben blenderdan geçireceğim. Evet, muzları da blenderdan geçirdim. Şimdi kek karışımının içine onu da ekliyorum. Malzemelerinizi iyice karıştırmaya özen gösterin ki muzun tadı bütün keke dağılsın. 2,5 su bardağı unumu ekliyorum. Sizi bilmiyorum ama ben göz kararı verilen ölçülerdeki tarifleri hiç sevmiyorum. Onun için size de mümkün olduğu kadar tam ölçülü tarifler vermek istedim. Gördüğünüz gibi tarifler böyle gramajlı falan değil. Tamamen su bardağı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı gibi hepimizin anlayabileceği ve tam kıvamı tutturabileceği şekilde. Evet, kekimin harcı hazır. Şimdi yarım su bardağından biraz daha fazla cevizim var. Bunları küçük küçük böleceğim. Ben kekin içinde cevizin tadını almak istiyorum. Onun için de biraz daha büyük büyük kesiyorum. Yani siz isterseniz çok hoşunuza gitmiyorsa cevizi çekip öyle de koyabilirsiniz içine. Doğradığım cevizleri de kek harcımın içerisine döktüm. Tekrardan çok güzel bir şekilde karıştırıyorum ki harcımın içine eşit bir şekilde dağılsın. Belli bir yere toplanmasın. Ve kek hamurumuz hazır.
Şimdi öncelikle hemen fırınımı ısıtacağım. Fırınımı yaklaşık 180-200 derecede ısıtacağım ve aynı şekilde pişireceğim. Ve kek kalıbımı da iyice yağlayıp kek harcımı da içine dökeceğim. Evet, kek kalıbımı iyice yağladım. Şimdi harcı içine dökeceğim. Şöyle üzerini de biraz düzeltiyorum. Evet ve kekim de fırına girmek için hazır. Evet, kekimi 45 dakika boyunca 180 ila 200 derece arasındaki bir fırında pişireceğim. Ve kekimi bıçağımla da kontrol ettim. Pişmiş içi de, şimdi fırından çıkarıyorum. Kekimin biraz soğuması için bekleyeceğim. Sonra da kalıptan çıkarıp servis yapacağım. Ve böylece videonun sonuna geldik. Umarım kek hoşunuza gitmiştir ve evinize deneme fırsatı bulursunuz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte lütfen siz de evde kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı